Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ayağa kalktı. Gerçi siyaset tatil yapmaz ama meclis açılışları genellikle siyasetin de yeniden yükselişleri olur. 1 Ekim'le birlikte sadece yeni yasama yılı değil gündem yoğunluğu da başladı. Millet, muhalefet ne derse desin iktidar kendi gündemini dayatacak. O da yeni bir anayasa. Erdoğan'ın genel kurulda dile getirdiği yeni anayasa açılış resepsiyonunun da ana konularından biriydi. Meclis tören salonunda hayli dolma bir resepsiyon vardı. Yazı aramızda, hayatımızda hiç bu kadar dolmayı bir arada görmemiştik. Biber, domates, patlıcan, sarma, arada tam kestiremediğim dolma çeşitleri vardı. Örneğin biber dolması da ikiye ayrılıyordu. Kırmızı, yeşil. Bu renklere siyasi anlam yüklemek elbette olmaz ama en fazla çeşitlilik dolmada vardı desek abartmış olmayız. Resepsiyonda Özgür Özel'le Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş sohbetlerinin arasında çok kısa bir görüşme ortamı da biz yakaladık. Yazılarınızı dikkatle okuyorum, katıldığım katılmadığım bölümler oluyor dedi. Katılmadığı bölümler olmasına sevindik, bu iyi bir iletişim demek. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Özel'in yediği yoğurt kadar seçtiği yoğurtlar da hayli yoğun irdelemeyi gerektiriyor. Önceki günü Meclis Genel Kurulu'nun açılmasına dakikalar kala, CHP ayağa kalkacakmış dediler. Biz de ne güzel diye düşündük. Memlekette CHP'nin ayağa kalkmasını gerektirecek o kadar çok konu var ki acaba hangisini öne alarak ayağa kalkacaktı? Bir Milli Eğitim Bakanı düşünün ki daha okulların temizliğini sağlayamıyor. Belediyeler devleye girince de ar ediyor. Müfredat delik deşik. Bir yandan atanmayan öğretmenler, bir yanda kadrolu öğretmen olmadığı için sözleşmeli ırgatlar. Bunun için ayağa kalkılmaz mı? İhraç ürünlerimiz arasına rüşvet de girdi. New York belediye başkanına gidip ne var ne yok ne yok demişler, ne istediklerini söylemişler. Türkiye'ye yangın merdiveni yerine işleri usulüne uydurma merdiveni döşemişler. ABD tarafındaki bu iddiaları Türkiye'de ne soran var ne soruşturan. Tabii burada ABD'nin zamanlaması da manidar. Zira onların derdi yolsuzluğun üstüne gitmek değil, Erdoğan'ı köşeye sıkıştırıp istediklerini yaptırmak. Dünyaya rezil olduk. Bunun için ayağa kalkılmaz mı? Milyonlarca emeklinin maaşı yetersiz derken bir baktık 2025'te emekli olacakların maaşı daha da düşük bağlanacak. Yüzbinlerce insan da bir günle, bir ayla kaçırdığı emekliliğe yanıyor. Bunun için ayağa kalkılmaz mı? Sözü uzatmayalım. CHP'nin bir Ekim'deki tartışması Erdoğan genel kurul salonuna girerken ayağa kalkıp kalkmamaydı. Biz Erdoğan'ın yaptıklarına, yapmadıklarına karşı CHP ayağa kalkmalı diye düşünürken tartışmanın özü başkaydı. Başkent gözlemlerimizin yanı sıra son 3 haftada Kırşehir, İstanbul, Kadıköy, Maslak, Gemlik, Samsun'daydık. Özellikle eğitimde ve ekonomide yaşananlara karşı ciddi bir kaygı vardı. Bunun kızgınlık ve öfkeye dönüştüğü anlar da oluyor. Bu iktidar gitmeli genel söylem ancak devamı yok. Ne gelmeli sorusunun yanıtı henüz yok. Bu yanıtı halk üretmez, üretemez. Siyaset üretir. Halk da o üretilen bir ya da daha fazla seçeneği gözüne kestirir, dillendirmeye başlar. CHP bu seçeneği yükseltmek için ayağa kalkmalı. Kalkmazsa taban CHP yönetimine karşı ayağa kalkar.